Şimdi görmemiz gereken Seyahat, senin yeni tedbire gerek yok. bence birkaç gün öyle tamamen kapatsınlar diyorum Ali abi. Hani 3 gün hani daha önceden olmuştu ya. Belki biraz daha faydası olur. Bilemedim ki şimdi 20 ile sabah 10'a kadar ne kadar faydası oluyor? Tamam, restoranlar kapandı vesaire vesaire ama hani en azından bir 3 gün hafta sonları kapatılsın mı diye de düşünüyorum. Yani bu aşamada Melbourne, Avustralya Melbourne şehrinde sıfır vaka, Vietnam sıfır vaka. Orada nasıl yapıldığını incelemek çok zor bir şey değil. Onlar nasıl yapmışsa biz de Biz de aynısını yaparız. yaparsak bundan kurtulabiliriz. 21 günde mi kurtuluruz? Ama açıkçası bu tıp insanları ve bilim insanları Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere aklımızla alay edenler var. Yani bu iş başladığında maske takanlara kro muamelesi yapan hekimler, Doğru. Dünya Sağlık Örgütü yöneticileri vardı. Şimdi gelinen noktada aman maske, aman maske, aman mesafe, aman mesafe, aman hijyen. Demek ki yani bilmediğiniz, tanımadığınız, üzerinde araştırma yapmadığınız bir hastalık konusunda ahkam kesmeyeceksiniz. Hele hele yani bir tıp hekiminin, tıp insanının ülke yöneticisi gibi karar veren olmaması lazım. Bizi bireysel olarak nasıl koruyabileceğimizi akıl verecekler. Geri kalanını siyasi otoriteye bırakacaklar. Siyasi otoriteden de hesap soracak olan muhalefettir, meclistir. Evet, Yani dünyaya şimdi sapla saman birbirine karışmaması lazım. Yani hatırlarsan kelle paça için diye ortalıkta dolaşan bir profesörümüz vardı. Covid'i kovalar bu diye. Sonra çıktı ortaya hala bas bas bağırıyor. Gripten de şu kadar öldü. Ya gripin ilacı var, tedavi edilebilir yöntemleri var. Bunun yok. yok, maalesef Anlamıyor inşallah musunuz? gribe Yani bunun dönsün yok. yani. Evet. Hele uzağa gitmeyelim. Hepimizin çok sevdiği Trump da dalga geçiyordu. Sonunu gördük yani her durumda. Evet, Yani gördük. İngiltere Başbakanı dalga geçiyordu. Ne Ha, oldu? dalga geçiyordu. Evet. Konu kazı. Peki Konu kazı. konu kazı Görelim 5 dakika. konuyu. Biz görmeden Görelim mi? inanmayız. Belki de birlikte Görmeden. konuşalım. Vay. Evet, konuk Harika. hazırmış. Harika Hoş fikir. geldin. Konuk Konuk hazır. bizi duyuyor mu konuk acaba? Konuk bizi duyuyor mu? Evet, Dinleyin. duyuyorum. Gülçin hoş Gülçin geldin. Ergün, hoş geldin. Ama Hoş bulduk, kadrajında biraz merhabalar. ayarlaman lazım. Kafanı kesiyorsun. Biraz Tamam, daha biraz daha ekrana geri gideyim. evet. Geri. Evet. Tamam. Arpej yapım etiketiyle davet albümü hayırlı uğurlu olsun. Hele bu hafta damgayı vurdun ki yasak elmaya. Bayıldım o şarkıya geçin. Hayırlı uğurlu olsun. Hem taze kan Teşekkür oldu ederim. bütün oyuncular da Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Mert Altınışık, hem yeni taze kan hem senin şarkın da hoş geldin şarkısı oldu ve çok oturdu bence şeye diziye ki çok seviyorum ben Yasak Elma'yı. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Yasak Elma'da rol almak benim için çok güzeldi. Sana Aşığım isimli şarkıyı seslendirdim orada. Ve Sana Aşığım da söz müzik Yıldız Tilbe'ye ait olan Sıfır Kilometre yepyeni bir şarkı. Yani imza Yıldız Tilbe attı. Sen de yorumladıysan bu şarkı uzun yıllar gider. Bakayım Sen burada da aşığı mısın gönül hakikaten? dinlersin. Yani bunu o kadar içselleştirerek söylediğine göre birine aşıksın herhalde. Ne oldu? Ses Aslında geç çizilen gidiyor. zaman soruyu mu beğenmedin? Olabildiğince arada yok, arada sesiniz kesik kesik geldi de duymaya çalıştım ama tahmin ederek anlıyorum ne Ya dediğinizi. İstanbul'da mısın İşte şarkı Gülçin? Yani söylerken her zaman evet, İstanbul'dayım. tamam. Evet. Her zaman şarkıları hissederek söylemeye dikkat ediyorum, önem veriyorum. Tabii benim de aşık olduğum dönemler oldu. Şu an aşık değilim. Ama o duyguları geri çağırarak şarkıları seslendiriyorum. Barış Manço'yla bir akrabalığın var mı? Yüzüklerden dolayı mı? Rahmetli'nin her parmağında böyle
Koca koca yüzükler vardı. Evet, Allah rahmet eylesin. Hepsinin bir anlamı vardır herhalde. Var mı? Sadece sevdiğim için taktım. Gülçin galiba kulaklığın kablosuz olduğu için acaba geç gidiyor sesimiz sana? Onu anlayamadım. Görüntü de sanırım biraz geç geliyor. Onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ha. Şu anda normal. Tamam. Evet. Yani haberlerde muhabir sonra duyuyor ya Ali abi, ona benzedi bu iş. Evet. Spiker anons ediyor. Söz sende Gülçin. Diyor. Evet Gülçin, söz sende diyor. Gülçin bakıyor. Acaba bende mi soruyor? Bende miydi söz gibi? Günler evet, nasıl geçiyor? Canlı yayınlarda oluyor böyle şeyler. Koronalı günler olabildiğince güzel geçirmeye çalışıyorum. Tabii müzik sektörü çok etkilendi biliyorsunuz. Her şeyi evden yapmaya, dijital olarak yapmaya çalışıyorum son dönemde özellikle. Kendime çok dikkat ediyorum. Önlemlerimi alıyorum, maskemi hiç çıkartmıyorum. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Ha, ceza yemedin yani maske takılmadığı için Merve Boluğur gibi. Sen maskeni takanlardansın. Evet, takanlardanım. 2021'de yanlış hatırlamıyorsam bu COVID-19 başladığından bu yana Türkiye'de evden hiç çıkmadan bir şarkı hazırladın, Ferman. Evet, o şarkının kayıtlarını evde kendim yaptım. Ve bütün aşamaları hepimiz evden olarak yürüttük. Ferman öyle bir şarkı. Klibini bile aslında kendi başıma ufacık bir videoyla gerçekleştirmiş oldum. Ama tabii daha sonrasında daha ciddi bir çalışmam olan stüdyoya giderek yaptığımız albümüm yapıldı. O dönemde zaten şarkıları yapmaya başlamıştım ben. Son 1,5 yılda 2 albüm bitirdik ve bu 2 albümden bir tanesi Davet. Davet'i de dinleyiciye sunduk. Diğer albüm de İngilizce şarkılardan oluşan bir albüm. Ve 2021'de çıkmasını planlıyoruz. Yani evden değil de aslında alanda çalışmak ayrı bir keyif. Yani stüdyoya girmek, klibi dışarıda çekmek değil mi? Ama hayat bizi evlerde çalışmaya doğru itiyor gibi bir durum var. Evet, aynen. Tekrar evlere girdik ne yazık ki. Şimdi bu Davet albümünde Türkçe şarkılar var. İngilizce albümde Davet'teki şarkıların İngilizce versiyonu mu var olacak, yoksa bunların hepsi sıfır şarkılar mı? Sıfır şarkılar da var. 2 tane de bu albümdeki 2 şarkının İngilizce versiyonu var. İngilizce versiyonu var. Peki Gülçin Ergin kendini nerede görüyor şu anda? 4. stüdyo albümün değil mi? Evet ama aslında yani tabii hepsiyle yaptığım albümler de var önceden. İlk defa kendimi olabildiğince olduğum gibi ifade edebildim doğru şekilde, doğru tarzda. Ve kendimi gerçekleştirebilmeye çalışıyorum. Müzik serüveni bence bir müzisyenin kendisini bulmasına devam etmesi yolculuğu. Yani hiçbir zaman bu yolculuk bitmiyor. Ve bu yolculuğunda belki en başlarında bile olabilirim. Belli bir tarzım var küçüklüğümden beri. Ama kendimi ifade etmek, kendi şarkılarımı yapmak üzerine yoğunlaşmak belli bir zaman aldı. Bunun için demlenmem gerekti. Bu da bu albüm de bu sürecin sonucu. Şimdi Davet diyorsun ki Gülçin Ergül'ün tam da yapmak istediği tarz müziğin şarkıların olduğu bir ilk albüm. Daha öncekilerde evet. Seni yansıtıyor ama geneli belki değildi ama Davet dört dörtlük olarak beni yansıtıyor diyorsun. İstediğim müzik. Evet, aynen öyle diyorum. Doğru. Tarzını evet. Ne olarak ifade ediyorsun Gülçin? Ben aslında R&B soul söyleyen, funk söyleyen biriyim daha çok genelde. Ama pop da söylüyorum. Bu albümde daha çok işte
R&B Türkçe şarkıların yer aldığı, trap altyapılı, soulful vokalleri olan bir albüm diyebilirim. Aslında çok cesur bir albüm. Çünkü Türkçe'de bu tarzlar pek yapılmıyor ve cesaret edilmiyor. Her şeyin içinde biraz arabesk karıştırılıyor. İçin bir arabesk içerikli rap. Böyle şeyler çok sunuluyor dinleyiciye. Ama benim müziğimde biraz daha deneysel, biraz daha yenilikçi şeyler deniyoruz bence. Ya bir gün gelir Türk, bir gün gelir arabesk söyler misin? Mesela Yonca Evcimik rap söyledi. Gündem oturdu o sözleriyle, şarkısıyla. Bir gün sen de türkü, rap, yani ne bileyim arabesk söyler misin? Benim arabesk şarkılardan oluşan bir albümüm var. O da deneysel bir çalışma ve arşivlik bir albüm diye düşünüyoruz. Onun dışında Doğa İçin Çal'da türkü söylemiştim. Böyle denemelerim de oluyor tabii. Ama esas kendi tarzımda söylemeyi en çok seviyorum. Yani bu anlamda davet doğum gününde çıktı. Senin Evet. Gülşen Ergül olarak filizlendiğin yolculuğunun kökleneceği bir fidan gibi düşünüyoruz. Ben öyle düşünüyorum ama Evet. yolculuğuna baktığın zaman sadece şarkıcı değil, birçok ekstra işler de yapıyorsun. Koreografi var bunun içerisinde. Reklam jingle'ları, reklam yüzlüsün aynı zamanda. Yani show business'ın gerektirdiği Kısık Ateş'te 15 dakika mıydı? Onda da oyunculuk yaptın. Yasa Gelma'da var oldun. Farklı alanlarda da kendini gösteriyorsun. Bundan sonraki yolculuğun hep böyle mi sürecek? Yani kendine nasıl bir kariyer planı yaptın? Kendime aslında müzik üzerine, müzik ağırlıklı bir kariyer planı yaptım. Kendimi her gün daha iyi bir versiyonuyla dinleyiciye sunmak hedefim. Umarım bu yolda kendimi her gün daha fazla geliştirerek, her gün daha iyi bir müzikle, daha yenilikçi bir müzikle karşınıza çıkabilirim diye planlıyorum. Tabii yurt dışına yönelik yapacağımız yeni çalışmamız, yeni albümümüz de bakalım nerelere gidecek, hep beraber göreceğiz. Bir Türk olarak dünyada da güzel şeyler yapabilmek isterim. Şimdi diziler vallahi çok... Bu hayallerle yola çıkıp çok hayal kırıklığı yaşayanlar da oldu. Bunların işte bir kısmıyla çıktıkları bu yolculukta yanlarında oldum. İşte davetlere, yurt dışındaki tanıtımlarına gittim. Bu bir kısmet meselesi. Herkesin şansını denemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şu kadar söyleyeyim. Bu konuda şu anda müzik dünyasının en çok para kazanan yıldızlarından Taylor Swift'in hayali nasıl 19 plakçı, kasetçi ya da ne bileyim müzik yapım şirketini denedi, hepsi geri çevirdi. 20. Bir şu plastik kutuya at bir bakalım dinleriz diye resepsiyondaki kişi söylüyor, kadın. İki gün sonra akşamdan birisi arıyor, diyor ki ben falan müzik şirketinin prodüktörüyüm. Senin bıraktığın CD'yi dinledim. Karaoke şarkıları söylemişsin. Sesin güzel ama hiçbir şarkı sana ait değil. Sen enstrüman çalmazsan, kendi bestelerini yapmazsan senden bir halt olmaz. Ama bunları yaparsan sende umut var diyor. Ve önce moral bozukluğu yaşıyor. Sonra elleri kananına kadar gitar çalıyor, ders alıyor. Ve o 20. fırçadan sonra, 20. aslında 20 de reddoluş ama bir mesaj geliyor oradan. Ona bir umut veriyor ve yürüyor. Yani ben Yonca Evcimik'in de, Mustafa Sandal'ın da, Tarkan'ın da, Sertab Erener'in de yurt dışında yaptıkları yolculuklarda, yanlarında etkinliklerinde olma
şansını elde etmiş bir gazeteciyim. Ben de bir Türk olarak orada başarmalarını gönülden istemişimdir. Bir Tarkan bu konuda bir ciddi bir ivme kazandı ama sonra tekrar kendi kabuğuna çekildi. Hatta bu konuda ona belki gaz veririz diye bir Megastar Tarkan diye kitabını yazdım. Onu tembellikle suçladım. Yurt dışında o ivmeyi kazanmış birinin devamını getirmesi gerekiyordu. Çünkü birçok ülkede gittiğimiz zaman diskolarda, asansörlerde Tarkan şarkıları çalıyordu. Umarım sen de bu İngilizce şarkılarla, hani İngilizce midir doğru anahtar, Türkçe midir bilemem. Çünkü müziğin evrensel bir dili var. Hangi dilde olursa olsun, melodi iyiyse yürüyüp gidiyor. Yani biz o kadar şarkılar dinledik ki söylediklerinden bir şey anlamıyorduk. Hatta işlerinde küfürler, uyuşturucu madde bağımlılığına özendirenleri bile alkışladık. Umarım yani bunlar denedi başaramadı diyerek moral bozmak istemem. Ama Tarkan başardı. Devamını getirmedi. Sen umarım istemek başarmanın yarısıdır. Evet tabii, yani ne iddiayla yola çıktığımız da önemli burada. Hani ben dünya starı olacağım, işte en tepelere çıkacağım gibi bir iddiam yok. Çünkü böyle demekle olan bir şey de değil. Biraz suyun ne kadar sıcak olduğunu konuşacağım. Ve tabii ki bizim pazarlama planımızın nasıl olacağı, bunlar çok önemli faktörler. Bakalım nerelerde neler yapacağım. Onu ben de bilirken belki konuşmak için. Ben de şu açıdan bakıyorum. Şimdi korona günlerinde insanlar eve kapanıp iş yapamazken, çalışamazken tabii ki çalışmanın etkisi çok büyük. %70'i belki, ama şans faktörü de çok önemli. Strateji de çok önemli. Böyle bir zamanda en çok tutan dizinin içinde yer almak, yeni bir albümle, yeni bir şarkıyla ve çok beğenilmesi, şans faktörünün de etkisi var. Ama bu diziye girmeni, o yolculuğu bir anlatır mısın? Nasıl oldu? Arpej yapım etiketiyle çıktı albümü ve bu şarkı Sana Aşığım çok da bence ses getirdi. Getirmeye devam edecek dizinin içeriğiyle birlikte. Nasıl oldu diziye girme? Yani şarkının diziye girmesi. Çünkü çok isteyen var böyle. Dizinin içinde şarkılarının yer almasını isteyenler. Biz zaten dizinin yapımcılarıyla bir tanışıklığımız var. Beraber çalışmışlığımız var. Dolayısıyla onlar da albümden bir şarkı var. Kısık Ateş'te böyle bir 15 şey konuşuldu. Aynı yapım şirketinde. Evet. Evet. Aynı zamanda benimle söyledi de jüri olmuştum. Orada da beraber çalışmıştık. Dolayısıyla oradan bir tanıştık. Hayırlı uğurlu olsun. Bence güzel bir yolda devam ediyorsun. Ali abin dediği gibi. Peki dünya yapımdan sana bir dizide rol teklif etseler, ettiler mi veya kabul eder misin? Kabul ederim tabii. Neden olmasın? Tabii olur. Hatta yani nasıl bir karakter olmak istersin orada? Çünkü hepsi entrika, hepsi birbirinden başarılı ve böyle pimponto gibi, hangisi hangi kötülüğü yapacak, ne olacak? Yıldız çok komik orada. Yani nasıl bir rolde orada olmak istersin? Nasıl bir karakter olmak istersin? Ben Hepsi Bir dizisinde de gayet komik bir karakterdim aslında düşününce ve sanırım komik karakterleri oynamak beni eğlendiriyor. Orada evet kendime yakın ama kendim olmayan aslında bir karakterde oynuyordum. Olabilir yani, böyle komik bir karakter oynamak isterdim ama aynı zamanda mesleğimi de kullanabilmek isterim. Yani şarkı söyleyebilmek isterim, oyunculuğa bunu birleştirmek isterim. Dizinin içinde şarkılarla da güzel olur. Niye olmasın? Buradan duyurulur Ali abi. Ne dersin? Senin fikrin ne? Ya sen niye sadece Yasak Elma'da rol düşünüyorsun? Met Yapım'ı çektiği başka diziler de var. Yeni projeler mutlaka vardır. Benim dediğim sıfırdan bir karakter, sıfırdan bir rol. Yani bu evet. Yani şarkıcılık yapan bir kız da olabilir bu.
Yeni bir dizi. Evet, tabii yeni bir dizi. Olabilir, doğru. Ben şimdi Yasak Elma'da diye onun için. Ekran ışığın iyi olsun. Yani mutlaka çekimlerde görmüşlerdir onu. Ben baktığım zaman kamera Gülçin'i seviyor gibi geliyor bana. Teşekkür ederim. Seviyor mu? Ne ben, diyor kamera? Ben kamerayı seviyorum. Kamera seviyor mu onu siz biliyorsunuz. İnsanlar biliyorlardı, takipçiler biliyorlardı. Peki bu yeni albümden yeni klipler gelecek mi? Hangisi gelecek? Evet, yeni klipler çekmeyi planlıyoruz bu albümden yine.